Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Mutlu bir aile varmış. Bu mutlu ailenin iki çocuğu varmış. Kız olanın adı Gretel. Erkeğin adı Hansel'miş. Hansel ve Gretel bahçede oynamak için dışarıya çıkmışlar. Annesi onlara seslenmiş. Hansel, Gretel, oyun oynarken çok uzaklaşmayın, tamam mı? Her zaman oynadığınız parkta oynayın, başka bir yere gitmeyin, tamam mı? Tamam anne. Ben de bu arada yemek yapayım. Yoldan ileri gidelim. Olmaz, annem uzağa gitmeyin dedi. Bir şey olmaz, ceplerime taş doldurdum. Kaybolmayız. İlerlerde ne var çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Tamam, aslında ben de merak ediyorum. O zaman birazcık gidelim abi. Çok gitmeyelim. Olur mu? Taşlara giderken yola serpeceğiz. Sonra da dönüşte onlara bakarak yolu bulacağız. Çocuklar annesinin sözünü hiç dinlememiş, evden uzaklaşmışlar. Ceplerine doldurdukları taşları yola serperek evden ve her zaman gittikleri parktan uzaklaşmışlar. Doğayı keşfe çıktıkları için çok mutlularmış. Hansel ve Gretel yola saçtıkları taşları takip ederek evlerinin yolunu bulmuşlar. Sanki bir şey olmamış gibi evlerine geri dönmüşler. Bak gittik geldik bir şey olmadı gördün mü? Evet annem bir şey anlamadı. Hadi çocuklar sofraya yemek hazır. Çocuklar bu yaramazlığı tekrar etmişler. Yine bir şey olmadan eve dönmüşler. Bugün de gittik geldik bir şey olmadı. Bak annem anlamadı. Yaşasın. Evet gerçekten dediğin gibi bir şey olmuyormuş. Güzel yerleri keşfedip geliyoruz canım. Çocuklar bu şekilde evden uzaklaşmışlar. Birkaç kere gidip gelmişler, hiçbir şey olmamış. Sonra bir gün taş toplamak onlara çok yorucu gelmiş. Onun yerine ekmek serpmeyi düşünmüşler. Taş toplamak çok yorucu, yarın da ekmek serpelim olur mu? Ekmekleri takip ederiz. Tamam olur, ben de ekmeğimi alırım. Ertesi gün çocuklar yine evin yanındaki parka gidiyoruz diye çıkmışlar. Ama yine uzaklaşmışlar. Yollarını kaybetmemek için bu kez taş yerine yola ekmek serpmişler. Aa bak orada şelale var. Gidip o şelaleye bakalım. Çocuklar çok güzel yerlere gidip gezmişler. Annesi ve babası olmadan gezdikleri için hatalı olduklarının farkında değillermiş. Dönmeye karar verdiklerinde ekmeklerin kaybolduğunu görmüşler. Çünkü ekmekleri kuşlar yemiş.
Hansel ve Gretel ormanda kaybolmuş. Ne taraftan gideceklerini bir türlü bulamamışlar ve çok korkmuşlar. Çocuklar çok korkmuş. Çaresizce ormanda ilerlerken uzaktan bir ev görmüşler. Bu ev sanki çikolata ve şekerlerden yapılmış gibi görünmüş Hansel'e. Çünkü çok acıkmış. Ev ona öyle gözükmüş. Ev gördükleri için çok sevinmişler. Hemen oraya gitmişler. Bu ev yaşlı teyzeye aitmiş. Evde tek başına yaşıyormuş. Bu yaşlı teyze çok yardımsevermiş, çok iyi kalpliymiş. Yalnız başına yaşamaktan da çok sıkılmış. Çocuklar geldiği için çok mutlu olmuş. Onlara güzel yemekler yapmış. Onlarla eğlenceli vakitler geçirmiş. Gece olunca da onlara çok güzel masallar anlatmış ve uyutmuş. Hadi benim güzel kızım, uyusun bakalım. Çok yorucu bir gün geçirmişsiniz. Şöyle bir rahat olun, dinlenin, güvendesiniz. Al bak sana uyku arkadaşı da vereyim. Ne kadar iyi bir nineymiş uyku arkadaşım, değil mi? Çok sevdim ben bu nineyi. Nineciğim, çok teşekkür ederiz. Sen olmasaydın biz ormanda ne yapardık? Çocuklar, gerçekten benim evime geldiğiniz için çok mutluyum. Sizleri gerçekten çok sevdim. Aileniz sizi ne kadar çok merak etmiştir, kim bilir. Gerçekten de çocuklarının kaybolduğunu anlayan anne baba çok üzülmüş. Yavrularım, şimdi neredeler, ne yapıyorlar? Allah'ım, kimse evlat acısı verme, ne olur bulunsunlar, Ne olur bul onları, ne olur bulunsun lütfen. Bulacağız onları, merak etme. Allah'ım lütfen bulunsunlar. Arama kurtarma ekipleri her yerde çocukları aramış. Ormanı aradıktan sonra yaşlı teyzenin evine gelmişler. Çocukların orada olduğunu öğrenince çocukları alıp ailesine teslim etmişler. Beni sakın unutmayın ninem, olur mu? Hep gelin. Yalnız başınıza gelmeyin ama anne ve babanızla birlikte gelin, olur mu? Tabii ki nineciğim. Sen de bize gel, olur mu? Hoşça kal nineciğim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Gelin bakalım, gelin böyle annenizin kollarına. Yavrularım, çok şükür kavuştum size. Bir daha sakın ama sakın benden habersiz, babandan habersiz bir yere gitmeyin, olur mu? Anneciğim, çok özür dilerim. Bir daha senden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Canım annem. Çok özür dilerim anneciğim. Canım yavrularım benim. Babacığım, senden de özür dilerim. Özür dilerim babacığım. Bir daha yapmayacağız. Tamam, özrünüzü kabul ediyorum. Hepsi bitti artık. Üzülmeyin. Sevgi Yuma. Sevgi Yuma. Sevgi Yuma. Nineciğim, artık bizim evimiz sizin eviniz. İstediğiniz zaman gelip bizde kalabilirsiniz. Her zaman bekleriz. Sağ ol kızım.
yalnız yaşıyordum. Şimdi yeni bir ailem oldu. O yüzden çok mutluyum ben de. Bu odayı sizin için hazırladım. İstediğiniz zaman gelip kalın. Ve burada da masal bitmiş. Sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bu masal orijinal Hansel ve Gretel masalından biraz farklı. Üvey anne yok ve korkunç bir cadı yok. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube Masal Keyif kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.